Yaratılış harikası ellerimiz. Günlük hayatımızda sıradan gördüğümüz işlemleri yürüten elimiz, gerçekte büyük bir mucizedir. Tıp ve bilim dünyasının büyük çabalarından birini, elin bir benzerini yapay olarak meydana getirmek oluşturur. Bunun için yapılan tüm robot ellerin ortak özelliği, bunların güç açısından insan eliyle aynı performansa sahip olmalarıdır. Ancak dokunmadaki hassasiyet, mükemmel manevra yeteneği ve değişik işler yapabilme konusunda aynı şeyi söylemek mümkün değildir. Nitekim birçok bilim adamı, insan elinin tüm fonksiyonlarına sahip robot elin gerçekleştirilemeyeceğini düşünmektedir. Bilim adamı Şembeli bu konuda şunları söylüyor. Robot eller üzerinde ne kadar çok çalışırsam, insanların sahip oldukları ellere de o kadar çok hayran oluyorum. İnsan elinin yaptığı işin bir kısmına bile ulaşabilmemiz için daha çok zamanın geçmesi gerekiyor. El genelde gözün ortaklığıyla işleyen bir organdır. Gözün algıladıkları beyne ulaştırılır ve beyinden gelen yeni bir komutla el yapacağı işe uygun olarak harekete geçer. Tabii ki bunlar çok kısa bir sürede ve bizim bu iş için özel bir çaba sarf etmemize gerek kalmadan gerçekleşir. Dokuma sırasında bir olağanüstülük varsa parmak ucundaki sinirler beyne yeniden sinyal yollarlar. Bu yeni sinyale göre değerlendirme yapılır ve elin hareketi yeniden düzenlenerek uygulamaya konulur. Robotlarsa ancak ya görme ya da dokunma özelliğini esas alarak hareket edebiliyorlar. Tüm bunların üstüne insanda iki elin beraber çalıştığı, hareketlerin beyin yönetiminde yapıldığı ve bu yönetiminde sinir sistemi aracılığıyla gerçekleştirildiği de eklenirse, elin sadece işleyişini anlamanın bile ne derece büyük bir çabayı gerektirdiği daha iyi anlaşılır. Allah bizlere en konforlu, en kullanışlı ve en estetik elleri bedenimize yerleştirmiştir. Çünkü O yaratandır, kusursuzca var edendir, şekil ve suret verendir. Haşr Suresi 24. Ayet.